Evet, herkese yeniden merhabalar. Biraz erken oldu ama tekrar yeni bir ders ile karşınızdayız. Yalnız genelde derslerin sonunda bir açıklama yapıyorum. Dersin sonunda yaptığım için çok fazla kimse dersin sonunda yaptığım açıklamayı muhtemelen duymuyordur. O yüzden dersin başında açıklamayı yapayım. Bu konular normalde hani ben diğer eğitim videoları diyeyim, oralarda anlatılan şekliyle pek anlatmıyorum. Biraz öğretmenlikten kaynaklı, hani sebep sonuç ilişkisini, hataların neyden kaynaklandığını, nereden geldiğini, nasıl oluşabileceğini falan anlatmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Tabi bu beraberinde şöyle bir sorun ortaya çıkarıyor. Bunu dinleyen ilk kişi, işte yazılıma dair pek fazla fikri olmayan ya da fikri olsa bile genelde standart işte framework eğitim videolarını izleyen kişilerde bir miktar karmaşaya, anlaşılmayan bir duruma sokabilir dinleyiciyi ya da öğrenci diyeyim. O sebepten ötürü aslında soru sorulması gayet beklenen bir şey. Fakat YouTube üzerinde verilen eğitimlerde malum öyle karşılıklı bir sohbet yok ama sonuçta yorum denilen bir olay var. Eğer anlaşılmayan bir nokta varsa yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. İşte şurayı anlamadım ya da ben şöyle bir şey yaptım ama çalışmadı gibisinden belirtebilirsiniz. İkinci bir açıklama da şu. Normalde ben konuları anlatıyorum, konu başlıklarını anlatıyorum ama bunların hiçbiri sizin zihninizde öyle kalıcı olarak saklanmaz. Geçici bir genel kültür bilgisi olarak kalır. Ancak eğer uygulama yaparsanız bu öğrendiğiniz bilgiler beyninizde kalıcı olarak saklanır. Bunun için de benim size tavsiyem işte Project Euler ya da LeetCode web sitesindeki soruları çözmeniz. Çünkü bu iki web sitesi de gayet iyi. Özellikle ilk etapta Project Euler'i tavsiye ederim. Çünkü genelde diziler üzerinden sorularını çözebiliyorsunuz Project Euler'in. Ama mesela LeetCode biraz daha veri yapıları da isteyen sorular soruyor. Bunlara dikkat edin. Çünkü sadece burayı dinlemek size hiçbir şey kazandırmaz. Düz dinleme size pek fazla bir şey kazandırmaz. Özellikle benim tahminim, yani burada dersleri dinleyenlerin büyük bir çoğunluğu ya üniversite öğrencisidir ya da işte ben yazılımda kendimi geliştirmek istiyorum diyen gençlerdir, lise öğrencileridir. Pek fazla işte 30 yaşlarında dinleyici gerçi vardır ama hani çoğunlukla üniversite öğrencileridir. Özellikle ekonomik krizden dolayı çabucak bir para kazanma veya gelecek kurma planlarından ötürü. O yüzden size tavsiyem, öğrenmek sadece burada dinlemekle olmuyor. Uygulama yapmanız da gerekir. Hatta ben bunun için WebAssembly dersleri de yapmaya çalışıyorum ama bu da benim tarzıma biraz ters olduğu için çok kalıcı bir öğrenme gerçekleşmeyebilir orada. Yine de fikir vermesi açısından iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden o videoları çekiriyorum. Bir diğer husus da benim öğrencilerimle ilgili. Yani eğer öğrencilerim bu dersleri dinliyorsa şunu bilsinler, yani daha önce hiç yazılım görmemiş kişiler için de aynı şey geçerli. Sadece bir hevesle ya da sadece böyle bir anlık arzu ve istekle buraya geldiğiniz zaman muhtemelen moraliniz bozulur, öyle gidersiniz. Çünkü şu ana kadar bizim kültürel olarak bakıyorsun 2 günde millet robot yapıyor, işte uzaya çıkıyor, bilmem ne yapıyor. Öyle bir dünya yok. Gençler özellikle bunu bilmeyebilir. Hani zannediyorlar işte haberlerde orada burada geçen müthiş işte kuantum bilmem ne projesi falan filan gerçek diye zannediyorlar. Öyle bir dünya yok. Öyle bir kolaylık da yok. Öyle işte iki kod yazarak da dünyayı falan değiştiremezsiniz. Geleceğinizi de değiştiremezsiniz. Bu normal. Sizin bunu bilmemeniz normal ama bu dersi dinlediğiniz zaman işte sanki müthiş bir proje ortaya çıkaracakmışsınız gibi, bir anda böyle bir proje geliştirecekmişsiniz gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir şey de yok. Hatta ilk izlediğiniz zaman böyle ya bu çok karmaşıkmış, ben bunu yapamam falan filan deyip boş verebilirsiniz. Böyle bir ihtimal var. Haliyle size tavsiyem, azimli değilseniz şimdilik dersleri değil, çok temel konuları öğrenin. Başka videolarda olur ya da kaynaklarda olur ya da bana sorarak da olabilir, sıkıntı değil. Ama her konuyu da yapabileceksiniz ya da anlayabileceksiniz diye bir kaydı yok. Özellikle yeni başlayanlar için diyorum. Sizi zorlayabilir. Yeniyseniz sizi zorlar, kafanızı karıştırır, sizi umutsuzluğa sevk edebilir. Ben bu işi yapamayacağım diye düşünebilirsiniz. Bu normaldir. Çünkü sizin etrafınızda gördüğünüz, televizyonda gördüğünüz herkes yapabiliyor. Siz yapamıyorsunuz pozisyonuna düşeceksiniz. Böyle hissetmeniz normal ama yapamayacağınız kısmı tam olarak doğru değil.
biraz azimle, biraz da işte öğrenme kültürüyle bunu da yapabilirsiniz. Bu da benim öğrencilerim için yapmam gereken bir açıklamaydı. Muhtemelen birbirlerine işte öğretmenin YouTube kanalı budur, abone olalım falan filan diye baskı kurmaya başlayacaklar. O yüzden şimdiden onları uyarmış olayım diye düşündüm. Her neyse. Bugünkü konumuz string. Muhtemelen Rust programlama dilini öğrenip bir şeyler yapmak isteyen herkesin böyle bir anda afalladığı, ne oluyor falan dediği konulardan bir tanesi bu. String aslında Rust programlama dilinde birkaç konuda ele alınabilir. Yani tek bir başlık şeklinde ele alınmaz. Mesela bu bir string, bu da string aslında. Ondan sonra call string var, de string var, şu string var, birkaç tane string veri türü var. Tabi veri türü diyorum ama aslında str bir string literals'tır, primitif bir types'tır. Nasıl desem yani bir nevi işte vektördür. Onu mesela ben şurada da göstermekte fayda var. Şimdi bizim aslında dizi dediğimiz şey aynen böyle bellekte lineer bir şekilde yani düz yan yana bir şekilde saklanan veri türlerimizdir. STR de böyledir. STR de bu şekilde saklanır ama STR sadece sakladığı şey aslında referanstır. Şunun sakladığı şey referanstır ve çok kısıtlayıcı olabilir. Her konuda kullanılmayabilir. Statik bir lifetime'ı vardır falan filan. Biraz karışık çünkü temeli nasıl desem referans üzerinedir. Aynı hani bizim vektör dersimizde bahsetmiş olabilirim. Array dediğimiz yapı mesela belli bir dizi elemanın aslında sadece referansını tutar. Onu bir veri yapısı şeklinde tutmaz. Dizi elemanımız var. Bellekte bir yerlerde saklanmış. Biz onu referans olarak alırız. Mesela burada biz str'yi tek başına kullanamayız. Genelde şu şekilde kullanırız. Referansını kullanırız genelde. Tabii şu anda ben str için çok geniş, detaylı bir teknik bilgiye sahip değilim. Sadece anlamanız bağında söylüyorum. Ama string ise str'nin böyle daha derli toplu, bir araya getirilmiş, daha konfor alanı daha iyi olan bir veri yapısı. Üzerinde daha fazla işlem gerçekleştirebiliyoruz, sahiplik verebiliyoruz, sınırlar verebiliyoruz, referans gönderebiliyoruz, ekleyebiliyoruz, çıkartabiliyoruz. Daha efektif. Her neyse. Şimdi aslında string dediğimiz şey en başta şunu belirtmek gerekiyor. Rust programlama dilinde stringler UTF-8 türünde saklanır. Bu ne demektir? Yani dünyadaki bütün alfabelerde kullanılan karakterler Rust programlama dilinde standart karakter olarak kullanılabilir. Şimdi bu ilk etapta çok büyük bir avantaj sağlar ama beraberinde ilk defa öğrenen bir kişi için beraberinde bir de karmaşa ortaya getirir. Neden? Çünkü diğer programlama dilleri bundan farklı bir şekilde çalışır. Nasıl çalıştığını anlatmaya gelince malumunuz üzere bilgisayarda bütün bilgiler aslında sayısal olarak saklanır. İkili yapıdan onlu sayı sistemine, oradan 16'lı sayı sistemine kadar her şey aslında bir sayısal veri türüdür. Her şey. Ama tabii bunun string olarak insanların anlayabileceği hale getirmek gerekir. Haliyle karakterleri sayılarla eşleştiririz gibisinden bir yöntem kullanırız. Tabi bu ilk ortaya çıktığında genelde Amerikalılar bilgisayar bilimini geliştirdiklerinden dolayı ilk etapta yani daha çok onlar geliştirdiğinden dolayı kendi dillerinde alfabelerinde kullandıkları karakterler için düşünmüşler. Buna da biz ASCII diyoruz. ASCII'nin ne olduğunu da bir bakalım. Mesela burada bakın her biri için her karakter için bir tane DEG, HEX, October bilmem ne HTML karakteri falan filan var. Burada da mesela ikili sayı sistemindeki karşılıkları var. Onlu sayı sistemindeki karşılıkları var gibisinden bir karakter yapısı var. Ancak normalde sayılar için biz şöyle 1 byte yer kaplarız. Saklarız daha doğrusu bellekte. 1 byte dediğimiz nedir biliyor musunuz? 1 byte şu kadar. 3, 4, 5, 6. 6 tane bit. Pardon, 8 tane bit saklarız her bir byte için. Burayı sayısal olarak muhtemelen 256'ya tekabül ediyor. 2 üzeri 8'den kaynaklı. Çünkü buraların her birine ikişer ikişer çarp. Evet, 2 üzeri 8. Yani 256 farklı karakter türetebiliriz biz bununla. Her bir karaktere bir sayı verirsek, buraya da 0 ve 1 bit değeri verirsek
Şu 8 hane bize 256 tane karakter verebilir. Yani bu ilk etapta mesela Amerikalılar için gayet yeterli. Bütün alfabelerindeki işte özel karakterleri falan filan bunların hepsini buraya sıkıştırabiliyorlar. Ancak internet devriminden sonra ne oldu? İşin içine bir de UTF-8 yani işte Çin alfabesi, Türkçe alfabesi, Rus alfabesi, Ermeni alfabesi, Yunan alfabesi, Hindistan alfabesi, Japon alfabesi. Muazzam genişlikte bir alfabe çıktı ortaya. Haliyle 256 farklı sayı bütün karakterleri ifade etmeye yetmedi. UTF-8 denilen bir yapı geliştirildi bunun için. Efektif bir yöntem geliştirildi. Daha sonra tabii UTF-16 da geliştirildi ama biz şimdilik sadece UTF-8 konusunu ele alıyoruz. UTF-8 nasıl çalışıyor onu anlatmak lazım. UTF-8 eğer kullandığımız karakterimiz bir ASCII karakter ise yani İngiliz alfabesinde Latin alfabesi diyelim. Latin alfabesinde kullanılan bir karakter ise 1 byte yer kaplar. Şu kadar. Bunlar çok yani bizim kullandığımız işte soru işareti, nokta, virgül, carçurt bunların hepsi mesela ASCII karakterde tanımlanmış. Tabloda tanımlanmış bir halde. İşte büyük harfler, küçük harfler tanımlanmış halde. Ama işin içine yabancı karakterler girmeye başlayınca adamlar şöyle bir teknik geliştirmişler. Demişler ki biz yabancı bir ASCII'nin dışında bir karakter kullanacaksak bu karakterde işte bunlara da değer verelim. İşte bu birincisi olsun mesela şöyle. Şöyle yapalım. Başka buradan. Ana. Heh, neyse. Şöyle sarı olsun diyelim. Bunları ASCII için. Ama diğer karakterler için yavaş yavaş bir byte daha kullanmışlar. Bir byte da demişler ki işte mesela Türkçe karakterler için bir byte daha kullanalım. Bu da mesela ne renk olsun? İşte özel renklerden şöyle bir tane karakter resim seçelim. Tamam diyelim. Bu da mesela niye olmuyor ya? Şöyle bir renk seçelim. Bu da mesela diyelim ki Türkçe karakterler için yeni bir byte oluşturdular, açtılar. 2 byte. Ama baktılar Çin var. Çin alfabesi bu defa sıkıntı. Tuttular bir byte daha eklediler. Buraya da başka bir renk verelim. Şöyle bir renk olsun. 3 byte. Biraz daha baktılar çok ne olur ne olmaz yarın bir gün yeni bir alfabe çıkar bilmem ne olur diye tuttular. En sonunda da bir tane daha alfabe seçtiler. Yani toplamda 4 byte'a kadar çıktılar UTF-8 için. Ancak şöyle bir sorun var. Şimdi bizim mesela Türkçe karakterlerimiz belki sadece 2 byte'lık yer kaplayan UTF-8 encoding'dir. Yani 2 byte bize yeterli olur Ş harfi için mesela. Ama mesela A harfi için 1 byte yeterli olur. Şimdi bütün hepsine 4 byte yer versek belleğimiz gereksiz yere şişer. Haliyle adamlar demişler ki şimdi biz UTF-8 kullanacaksak birinci byte'ta kaç byte'lık bir karakter olduğunu belirtelim. Mesela 1 byte buraya 0 ekledik 1 byte olsun. 2 tane 0 ekledik 2 byte olsun. 3 tane 0 ekledik 3 byte olsun. 4 tane eklediğimiz zaman 4 byte'lık bir karakterdir diye bilgi giriyorsunuz ve böylece gereksiz yere şişmede olmuyor haliyle. Tabi UTF-8 şekil mekilleri bile kapsıyor öyle söyleyeyim. Yani bayağı bir geniş karakter kümesi var UTF-8'de. Eğer bunu anlayabildiyseniz string veri yapısının neden biraz sıkıntı çıkardığını da anlayabilirsiniz. Şimdi biraz programlama diline tekrar geri gelirsek. Mesela biz bir string oluşturmak istersek gayet basit bir yöntem kullanıyoruz. String from hello world. Biz normalde şöyle bir şey yazsak bu string olmaz. Bu bir str'dir. Bu str'dir. Ama mesela aynısını alalım. Ne diyelim? Mesela let hello world diyelim. Hello nokta toString dersek mesela bu string'tir. Aynısını şöyle de oluşturabiliriz. Bu da string'tir. Şöyle.
String from. Bu da bir string'tir. Şu da bir string'tir. Let's yine aynısını yazalım. String new. Bu da mesela bir string'tir. Dolayısıyla siz diğer dillerden farklı olarak STR bundan ayrı tutulmuş Rust programlama dilinde. Çünkü UTF-8 kullandıkları için STR bir başına ortalığı karıştırır. Yani bu veri türü tam olarak istedikleri gibi çalışmayabilir. Haliyle adamlar farklı farklı string veri türleri kullanmışlar. Diğer programlama dilleri bunu yüzeysel olarak programlama dilini kullanan yazılımcılar için çok daha basit bir kullanımını gerçekleştirmişler. Ama işin özünde doğrusu daha kötü bir mimari, daha kötü bir mühendislik var onlarda. Yani kullanıcı bir miktar bellekten feragat ediyor. Bir miktar işte performanstan feragat ediyor. Ama kolaylık elde ediyor. Rust programlama dilinde diyor ki biz UTF-8 kullanalım. Çünkü bu eninde sonunda bize gelecek. Madem bunu yapacağız, standart olarak UTF-8 olsun. Ama UTF-8 bellekte 1 byte'da yer kaplayabilir, 2 byte'da, 3 byte'da, 4 byte'da yer kaplayabilir. Biz o zaman bunun için değişik veri türleri kullanarak daha efektif hale getirelim diye düşünmüşler. O yüzden sadece STR'yi ayrı tutmuşlar, diğerlerini de ayrı tutmuşlar. Sadece string veri yapısı yok bu arada. Birçok veri yapısı var. Onu da belirtmekte fayda var. Bakalım hata var mı? Bir tek şurada hata verme ihtimali var. Muhtemelen hata vermeyecek tabii de. Yine ne olur ne olmaz çok da geniş konuşmak istemiyorum. Ha, pardon. Bir noktalı bir atmamışım diye dırdır ediyorum. Evet, hepsi çalıştı. Bu STR'dir. O yüzden buna dikkat edin. STR kullandığınız zaman şey yapar. Lifetimes konusunda özellikle fonksiyonlara gönderdiğiniz zaman bu veri yapısını çok fazla dırdır eder. O konuya biraz dikkat etmenizde fayda var. Şimdi bizim string nasıl bir string? Şöyle söyleyeyim. Bizim string aslında bir vektör. Bizim stringimiz bir vektör. Şöyle bir vektör. Let b batch u8. Yani her bir elemanı u8 olan bir vektör aslında string dediğimiz şey. U8 dediğimiz de zaten şu. Şu. U8. Bu bir U8 ve bizim elimizdeki karakterler ne oluşturuyor? U8'lerden oluşan bir aslında dizi oluşturuyor. O yüzden string'in temelinde string veri yapısının temelinde U8 vektörü var. Bunun üzerine inşa edilmiş mesela. Dolayısıyla şimdi şöyle bir sıkıntı ortaya çıkacak. Birazdan ona da değineceğiz. Hani dedim ya, bir UTF-8 karakteri 1 byte yer kaplayabilir. Mesela A harfi 1 byte yer kaplar. Ama mesela Ş harfi muhtemelen 2 byte yer kaplar. Dolayısıyla işte ilk karakterde şurada kaç karakter yer kapladığına dair bir bilgi girilir. Geri kalanları buna göre inşa edilir. Haliyle mesela Ş harfi aslında şu iki elemanın birleşiminden oluşur. Mesela. Burayı biraz küçültelim. Mesela sallıyorum Ş harfi vektörün işte birinci ve ikinci harflerinden, daha doğrusu elemanlarından oluşuyor. Bunu bilin, aklınızın bir köşesine yazın. Neden hata verdiğini. Mesela bunun şunu silelim. Merhaba. Ayşe. Şimdi bunu mesela Ayşe diye bir tane stringimiz olsun. Println Ayşe'nin uzunluğu Hello World'ün len'ini alalım. Bakalım ne diyecek. Mismatched. Ne diyor ya? Ha, pardon ya. Burayı silmeyi unutmuşum. Sorry. Hadi. Haydi. Haydi. 5. Bizim karakterimiz kaç harfli? Ayşe 4.
Şey harfi az önce söylediğim gibi 2 byte yer kaplıyor. Neden 2 byte? Çünkü şey harfi buraya sığmıyor karakter kodlamasında. Burayı da inşaya alıyor. Şimdi bunu ele aldığımız zaman şöyle bir soru sorsak. Hello World'ün üçüncü karakteri nedir? Şey midir? Biz burada mesela index veriyoruz aslında. Hello World yani stringimiz aslında bir karakter kodlaması değil mi? Şurada belirttiğimiz gibi bir karakter kodlaması ama bu karakter kodlaması U8'den oluşan elemanlar aslında. Şimdi mesela geldim. A şu kadar yer kaplıyor. Y şu kadar yer kapladı. Bu da etti ikinci eleman. Ondan sonra geldik şeye. Şey bir tane eleman kapladı. Bir. Burası mesela üçüncü eleman değil mi? Ama şey 2 byte yer kapladı. Yani şurası da şey. Ben 3 dediğim zaman şurayı alacak değil mi? Peki burayı aldığım zaman bu şey mi olacak? Olamaz. Hata verir. Bakalım ne diyecek? String cannot be indexed by integer. Stringler bakın normalde vektörel olarak inşa edilmiş bir yapı. Vektör üzerine inşa edilmiş. Vektörler de indekslenir. İndeks verebilirsiniz. Aslında çalışma mantığında bir sıkıntı yok. Fakat Rust programlama dili dediğim gibi UTF-8'i standart olarak kullandığından dolayı bunun önüne geçmiş. String sayesinde bunun önüne geçmiş. Ama mesela biz bunun için ne kullanacağız? Nasıl işte şu elemanı al diyeceğiz? Onu yapmak için biz chars diyoruz. Neden chars diyoruz? Chars'ın üçüncüsünü al. Bakın mesela gene name cannot index into a value of type chars. Chars to which diyelim. Bakalım. Allah Allah. Niye? Birazdan tekrar buna döneyim. Ben chars burada olması lazımdı. Chars normalde bunu bir dakika. Chars. Nerede chars? Niye yok? Gözümden mi kaçmış? Heh, chars. Şurada. Chars count 7. World chars chars next iterator'a ekliyor ama ha collect demem lazım doğru ya. Pardon. Collect demem lazım. Çünkü bu chars iterator oluşturuyor. Dolayısıyla benim collect yapmam lazım. Collect yaptığım zaman tabii buna bir veri oluşturmam gerekiyor. Collect yaptığım zaman batch bu 8 mi? Collect bir diyelim bakalım ne diyecek. Evet, biz buna bir tane collect'e bir tane veri yapısı vereceğiz. O da nedir? Batch chars. Neydi ya bu? Lan video çekince vallahi öğrenmek de. Chars next 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 kullanmış ama. This is next next next. Normalde char ile direkt kullanabilmemiz gerekiyordu ama collect metodunda ben bunu ne yapayım? Batch batch ne? String batch char 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 ya da char olması lazım ama char diye yazdım bakalım. Batch char hepsi round batch ha pardon. Doğru yapmışım ben. Şöyle olacak. Kullanımını yanlış yapmışız. Burada mesela bize şey vermesi lazım. Bakalım şeyi verecek mi? Ya Rabbi ya. Çar imiş bunda da. Çar imiş. Allah'tan bunun derleyicisi de akıllı çalışıyor. E dedi. Evet doğru aslında. 0, 1, 2, 3. Şimdi burayı anlatmakta fayda var. Şöyle düşünün. Biraz daha basitleştirelim. Bu mesela 4 harf ama dediğim gibi mesela bunların her biri UTF-8 olduğu için mesela A İngiliz alfabesinde var, Latin alfabesinde var. Dolayısıyla 1 byte yer kaplar.
Dolayısıyla mesela sıfırıncı eleman nedir? A'dır. Şöyle. Sıfır A'dır. Bir Y'dir. İki Ş'dir. Ama biz bunu şöyle bir şeye çevirdik. Hatta şöyle yapsam daha güzel olur mesela. Neye çevirdiğimi görmenizde fayda var. Neden bu defa çalışıyor? Of. Vah. 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 Hadi hadi. Normalde bu Ayşe string halindeyken string ile şöyle bir yapıdadır. Batch işte sallıyorum U8 yapısındadır. Sayısal bir değer var ama string sağ olsun bize o konuda yani bir şeyleri değiştiriyor öyle veriyor. Haliyle biz mesela Ş harfi iki tane eleman içeriyor. Biz dolayısıyla Ş harfi mesela kaçıncı eleman olur? A1, Y1, Ş 2 ve 3. eleman aslında. Dolayısıyla biz 2 ve 3'ü almak istersek sıkıntı çıkar. Yani 2 al dediğim zaman 2 tam olarak string yapıda Ş midir? Ş'nin yarısı mıdır? Ş'nin yarısı diye bir şey var mıdır? Yok. Ne yapar mesela biz diyelim ki 3. elemanı çıkarmak istersek. Bunu Batch U8 ya çıkarmak istedik. Ş'nin birinci kısmını çıkarmak istedik. Ne oldu? Bizim string yapımız aslında bozuldu. Çünkü bu bir nasıl desek aslında bir şifreleme tekniği diyebiliriz buna. Encoding dediğimiz olay. Yapısını bozmuş oluyoruz biz şeyi çıkardığımız zaman ya da şey değil de işte üçüncü harfi çıkar diyoruz ama aslında üçüncü harf diye bir şey yok. 2 ve 3 beraber. Ben 2'yi çıkarsam bozulur. 3'ü çıkarsam gene bozulur. Ne yapmam gerekiyor? Benim bunları alıp her bir harfi bir diziye eklemem gerekir. Her bir harfi. Ben burada chars dedim. Chars bir iterator oluşturuyor. Iterator sağ olsun collect metodu var. Bu collect metodundan da nasıl bir veri oluşturacağımı söyledim. Ne dedim? İşte bir tane dizi oluştur. Bu diziye de karakter ekleyeceğim ben. Char ekleyeceğim. Collect gerçekten çok etkili bir fonksiyon, metot daha doğrusu. Müthiş bir şekilde çalışıyor. Benim buradan aldığım U8 değerlerini özel olarak aldı ama. Mesela bu 1 byte yer kaplıyordu A'yı. A'yı aldı bıraktı. İşte Y 1 byte kaplıyordu aldı bıraktı ama Ş mesela 2 byte yer kaplıyordu. Onları ikisini beraber alıp bir karakter oluşturdu. Char metodu oluşturdu. Daha doğrusu char oluşturdu. Öyle söyleyeyim. UTF-8 karakteri oluşturdu. Şeyi mesela burada bir elemana çevirmiş olduk biz. Evet. Bunu anlayabilsek mesela string konusunu kısmen daha iyi anlayabiliriz. Bunu aslında anlatmak istemiştim. Geri kalanları çok da önemli değil. Burada kapasite olayı var. Kapasite olayını vektörlerde bir miktar anlatmıştım. O yüzden buraya pek fazla değinmeyeceğim. Vektör konusunda söylemiştim. Yani biz bir dizi oluşturacağımız zaman elle kapasitesini ekleyebiliriz. Ya da direkt eleman ekleriz. Derleyici otomatikmen daha doğrusu allocator dediğimiz olay otomatikmen onun bellekte kaplayacağı alanı ya da kiralayacağı alanı kendisi oluşturuyor. Reverse de aslında kiralamak gibi bir anlamı var. Reserve pardon reverse değil reserve oluşturuyor. Başka bizim burada bilmemiz gereken şunlar raw parse biraz sıkıntı. Her bilgiyi tek tek elle giriyorsunuz. Bu şekilde size bir tane string veri yapısı oluşturuyor. Bunlar da aynı şekilde. Insert konusu var. Mesela insert konusu gayet basit. Vektörlerdeki gibi işte siz falanca karakteri falanca yere yerleştiriyorum diyebiliyorsunuz. Yapalım bunu da mesela insert'ü kullanalım. Ayşe diyelim. Bu defa insert burayı silelim. Şimdi yaramıyor. Tabi bunu da mut yapmamız gerekir. Mutation, mutable daha doğrusu. Hello world insert. Insert kaçıncı karakter ekleyelim? Karakter olarak nasıl ekleyeceğiz? Biz burada aslında karakter olarak ekleyemiyoruz. Byte olarak ekleyebiliyoruz. Tabi bu da aslında mantıksız olur. Mesela 2'ye yerleştirelim. 2'ye bir char yerleştirelim. Char ne olsun? Ö olsun. Bakalım ne diyecek. Hata verme ihtimali çok yüksek. Çünkü 2'ye yerleştirdiğim zaman
Gerçi yok. 3'e yerleştireyim. 3 tam şeyinin bitiş noktası. Bakalım şeyi ikiye parçalamış oldum aslında. 2 byte olduğu için 2 byte'ın tam ortasına attım. Burada da panikledi. Neden panikledi? Az önce dediğim gibi normalde Ayşe bir string yapısı ama vektörel olarak bilgileri tutuyor. U8 dizisinden oluşuyor. Ben Ş harfini aslında ikiye bölmüş oldum bu Ö harfini eklerken. Bu da ne yaptı? Hata vermesine sebep oldu. Çünkü string yapısını bozdum ben. Ama iki yapsam önüne eklemiş olacak. Şeyi ileri atmış olacak. Eğer yanlış. Evet. Önüne eklediği için Ş bozulmadı. 1 byte'tan fazla yer kaplayan karakterler için insert komutu eğer birden fazla byte kaplayan bir karakterin içine yerleştirilirse hata veriyor. Panikliyor. Çünkü saçma oluyor. String yapısını bozuyor. Bakın bu defa gayet güzel çalıştı. Neden? Çünkü Y'den sonrasını ekledim. Y'den sonrasını eklediğim için Ş'nin yapısını bozmamış oldum. Insert str. Insert a string slice into the string at a byte position. Yine aynı şekilde ama string ekliyoruz. Bu defa mesela insert'te karakter ekliyorduk. Evet, yanlış bilmiyorsam. Burada karakter ekliyorduk yani bir eleman. Ama burada str ekliyoruz. Yani birkaç eleman ekleyebiliriz. Şöyle ki str dediğimiz zaman 2'ye birkaç karakter ekleyelim. Çift tırnak aslında bunun bir string slice olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla aslında bu bir string slice. Char değil. Ama tek tırnak olsaydı char olacaktı. Bu da muhtemelen aynı kapıya çıkacak. Yine I, Ö, Ş diye bir sonuç verecek bize. Evet. Başka ne var? Into boxed str. Bu konular bu arada aslında s bytes falan diyor ya. Bytes'a çeviriyoruz. S bytes yaptığımız zaman bir bakalım bize ne diyecek. String hello s bytes. Ne yapıyor? 104, 101, 108, 108, 111 diye bir karakter oluşturmuş. Bakın her harf için bir tane onlu tabanda bir sayı var. Aslında bunlar ASCII kodları. A byte slice of strings contains. The inverse of this method is from OTP8. Deneyelim. Bakalım bizimkisine ne diyecek. Şurayı olduğu gibi şöyle yazabiliriz. Hello words as bytes. Ah. Mesela burada yine Ö ve Ş harfi için fazladan karakter oluşturmuş olması lazım. Kaç harfli bizimkisi? 4 burada, 1 de burada, 5. Ama Ş ve Ö muhtemelen 2 byte kaplıyor. Dolayısıyla 7 olması lazım. 3, 4 de burada 7. Mesela bu 65 biliyorsunuz ASCII karakter kodlamasında A'nın karakter kodu. Y'nin 121'miş mesela. Ö'nün 195 ile 182 mesela Ö harfinin kodları aslında. Tek bir tanesi değil. Bu ikisi beraber Ö harfi. Şu ikisi beraber de Ş harfi 101'de E harfine tekabül ediyor. S bytes bizim karakterimizin ya da UTF-8 karakterimizin bytes cinsinden, onlu sayı sistemindeki cinsinden karşılığını bize veriyor. Tabi bunları sayısal veriye çeviriyor. Onlu sayı sistemine çeviriyor. Öyle veriyor. Kaç byte olduğunu da zaten buradan anlıyorsunuz. Kaç byte oldu bu? 1, 2, 3, 7 byte oldu. Mesela len dediğimiz zaman normalde vektörlerde len bize neyi verir? Len bize vektörün eleman sayısını verir. Ama burada string'de len bize eleman sayısını veriyor aslında. Ama bizim gördüğümüz şekliyle eleman sayısını vermiyor. Mesela Ayşe'nin eleman sayısını verdiği zaman Ayşe'nin eleman sayısı bunlardır aslında. Ama bizim beklentimiz ne? 4 olması ya da burada öğü ekledik 5 olması. 5 olmaz mesela bizde. Ne olur? 7 olur. Mantıklı olan da bu. Çünkü UTF-8. Chars dediğimiz zaman iterator'da len var mıydı bilmiyorum. Ben işte hangi kod iterator'ın hangisi efendime söyleyeyim diğerinin tam olarak bilmiyorum. Ama mesela girdiğimiz string'in kaç harfli olduğunu bulabilmek için chars'a çeviriyoruz. Chars'tan collect yapıyoruz.
Collect metoduna da veri yapımızı giriyoruz. Batch U8 diyoruz. Mesela bundan sonra len dersek bize bizim UTF-8'imizin kaç karakterlik olduğunu söylemesi lazımdı. Batch U8 cannot be built from set'de iterator item char. Ha pardon, U8 yaptım ama char olması lazım. Doğru. Char'a çevirdiğimiz zaman her bir char'dan, her bir karakterden aslında dizge karakter ekliyoruz. Karakter ekliyoruz. Collect bunu yapıyor. Gelen her bir UTF-8'i karaktere çeviriyor. Karakter olarak ekliyor. Haliyle bizim elemanımız aslında ne oluyor? İşte A1, Y2, Ş2 diye 5 elemanlı bir şey oluyor. Tabii öyü de eklemiştik araya. Aslında biraz daha belirgin olması açısından. Biz karakterimizin oluşturduğumuz karakterin gerçeği şöyle bir şey. Buna V diyelim mesela. V'nimizin yapısı şu. Batch, batch, batch diye bir U8 diyelim. Şöyle bir şey aslında. Tabii char metodu burada kullandığımız char var mesela. Bu char ne yapıyor? Şöyle bir şey alıyor sadece. Tek bir tane. Ama özel bir yapısı var tabii bunun. Ne yapıyor? Buradan aldığı batch 8'i işte elemana ekliyor. Mesela ben buna neyi ekleyebilirim? Şu ö'yü ekleyebilirim. Ne yapacak mesela ö? İki tane byte kapladığı için batch U8, iki elemanla U8 ekleyeceğiz. Ne olacak? İşte batch her bir eleman bir batch U8 olacak. Dolayısıyla karakterlerin her biri bir vektör kadar yer kaplayacak gibi. Aslında şöyle göstersem çok daha iyi olacak. Şöyle. Burası biraz karışık oldu. Burada collect ile topladığımız char değişkenlerimiz, değerlerimiz aslında bu çocuklar, çocuk demeyeyim arkadaşlar diyeyim. Bu A mesela bir tane U8 değil. Bu bir batch U8. Y de bir batch U8. Ö de bir batch U8 aslında. Dolayısıyla biz bunları çevirdiğimiz aslında bir nevi batch U8'i batch U8'e çevirmiş oluyoruz. Chars metodu sayesinde. Tabi alt kısımda muhtemelen standart kütüphanenin kodlarında biraz daha karmaşık bir şekilde ele alınır. Bunları anlattıysak geri kalanlar nif, pop. Pop nedir? Pop sondan eleman silmedir. Ben bunu belki vektörlerde anlatmadım ama pop sondaki elemanı siler. Sum pop o'yu sildi. Tekrar pop yaptı. Bu o'yu sildi. Tekrar pop yaptı. F'yi sildi mesela burada. Sondaki elemanı siliyor ama ne olarak siliyor? Karakter olarak siliyor. Dizinin bir elemanı olarak silmiyor. O yüzden sildiği elemanı da gösteriyor ama burada sum o dediğine bakmayın. Sildiği elemanı bak ben bu elemanı sildim diyor. Yoksa s'ten sildi gitti zaten o. Bitti yani. Removes a char tabi burada index istiyor. Mesela bir karakteri silmek istediğimiz zaman bizden bir index istiyor. Ancak yine aynı konu burada da karşımıza çıkıyor. Remove ettiğimiz bu index numarasına ait olan karakter kaç byte yer kaplıyor? Eğer 2 byte yer kaplayan bir elemanı silerseniz mesela burada bir ö harfi olsa mesela siz remove 0 deseniz F'yi burada siliyor ya mesela. Burası Ş harfi olsaydı mesela hata verirdi, paniklerdi. Neden? Çünkü string veri yapısını bozmuş olacaktı. 2 byte'lık bir yerden siz 1. byte'ı sildiniz. 2 byte ama bunlar 2 byte yer kaplıyordu. Haliyle string veri yapısını bozmuş oldu. Bu da sıkıntı tabii ki. Push dediğimiz zaman push tek karakter eklemek için sona ekler ama dolayısıyla sona eklediği için string yapısını bozmak gibi bir de durum söz konusu olmuyor. Çok rahat bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Size de bunu tavsiye ederim. Insert konusunda biraz dikkatli olmanız gerekir. Çünkü insert işte 2 byte'lık bir karakterin arasına sıkıştırabilme ihtimalinizden dolayı hata verme ihtimali var. Ama push sona eklediği için sona eklendiğinde herhangi bir problem olmaz. Çünkü araya sıkışma durumu mevcut değil. Ondan sonra push str'nin farkı ise push tek karakter ekler.
Push CTR birkaç karakter ekler. Remove'u da söylemiştik. Replace, Range bunları aslında şeyi de anlatmıştım. Vektör konusunda bir miktar anlatmıştım. Retain konusunu da anlatmıştık. Truncate konusunu da biliyorsunuz. Şu an için başka stringler için. Vallahi örnek yapın. Bundan sonrası örnek yapmak. Temel mantığını anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Niyetim de zaten hani Rust programlama diline gelen ilk kişiler burada biraz tıkanıp kalıyor. Diğer programlama dillerinde olayların nasıl çalıştığını ben size söyleyeyim. Aslında siz bir string eklediğiniz zaman mesela Python'da bizim kullandığımız bir vektör Rust programlama dilinde mesela batch diyelim ki U8 yaptıysak bu vektöre sadece ve sadece U8 eleman ekleyebiliyoruz. Ama diğer programlama dillerinde böyle bir zorunluluk yok. Ama adamlar nasıl bunu hallediyor? Aslında elemanı eklemiyor. Elemanın referansını ekliyor diziye. Yani onlarda da aslında buna benzer bir yapı var alt planda. Fakat onlar daha çok referans ekliyorlar. Siz bu karmaşayı görmüyorsunuz. Bunların mesela temeli daha karışık aslında. Mesela ben Rust'ın çalışma mantığını biraz daha iyi anlayabiliyorum ama Python'ı nasıl çalıştığını çok da iyi anlayamıyordum. Bildiğim dönemlerde bile çok da iyi anlayamıyordum. Çok daha karmaşık hale geliyordu. Onlar vektörleri oluştururken ben direkt mesela sayı eklerken onlar sayı eklemiyor aslında. Referans ekliyor. Referans eklediği için mesela A da kullansa aynı, Ş de kullansa aynı. Dolayısıyla işte burada Ş harfi mesela nedir? İkinci eleman değil mi? İkinci elemanı istediğiniz zaman aslında gidiyor bakıyor dizinin ikinci elemanı bir ney? Referans. Referans olduğu için gidiyor referansa bakıyor. Ş harfinin saklandığı bölgeye bakıyor. Ş harfini oradan çekiyor. O yüzden mesela UTF-8 konusunu aşmış oluyorlar. Ama bu ayrıca gereksiz yere bellek kullanımı demek. O yüzden her ne kadar Rust daha zor gibi görünse de anlaşıldığı andan itibaren Rust'ın kullanımı daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Tabii bu benim düşüncem. Ayrıca yani bu programlama dilini anlattığım için de çıkarıcı bir yaklaşım sergilemiş olabilir. O yüzden bunu kesin olarak böyledir diye kabul etmemenizde fayda var. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki dersimizde WebAssembly konusuna devam edeceğiz. O da bir sonraki dediğim de hafta sonu tabii şimdi değil. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum.